Bildi merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte dostlarım. Max 2'de oynuyoruz dostlarım. Max 2'de oynuyoruz derken oğlum. İnsanların yani oyunu oynamayacağız dostlarım tabii işte. Burada dostlarım gördüğünüz gibi isterseniz burada dostlarım oyun yapabilirsiniz dostlarım. Ve dostlarım benim bir tane arkadaşım var dostlarım. Kendisi Mirhan. Eğer Mirhan bak bu videoyu izliyorsansa bak. Dikkatli izle tamam mı? Ya madem bana diyorsun wifi internet yok sadece YouTube'a bakabiliyorum yani o da nasılsa. O zaman bu video karşına çıkarsa eğer Mirhan bu videoyu izle tamam mı? Burada sadece anlatacağım. Şimdi dostlarım bakın yeni bir tane proje açtım. O dostlarım bu arada Nino lan onun adı X bir dakika X Experiment X yok lan bir dakika. Tutorial koyulmuş şunun adına evet tamam. Şimdi dostlarım bakın. Burada Sans ve VS Mirhan için bir tane oyun yarattım. O benim yapacağım burada oyun dostlarım. Belki dostlarım bilmem ama bugüne çıkarttım yani. Max CD tarafından. Yani Max CD'ye yaydırabilirim belki. Yani bakacağız dostlarım tam bilmiyorum. Bu arada dostlarım APK'nın çıkarmanın dostlarım şöyle bir sıkıntısı var ki. Ulan. Allah! Bir dakika çık. Hayır çık. Çık. Ha siktir. Basılı tut. Heh bırak. Tamam oldu. Şimdi. Bakın dostlarım. Şimdi bakın gördüğünüz gibi siz başladığınızda böyle bir alanla başlıyorsunuz. Yani şurada şu anda hiçbir şey yok. Yani hiçlik. Burada dostlarım hareket ettirme bu el ne diye olacak soracaksınız dostlarım. Abi ananı. Ay içine de ananı. Ne oldu lan? Oğlum. Ne oldu lan? Ananı sikeyim. O kadar lag yok oğlum. Yok ben telefonumu temizleyeceğim. Bir dakika tamam yine aynı şey yapalım. Şimdi yeniden açacağız. Bu arada dostlarım bunu isterseniz bu arada bilgisayardan yapabiliyorsunuz böyle bir oyun yani. Eğer isterseniz yani. Neyse dostlarım nerede kalmış bakın. Şu el işaretiyle böyle hareket ettiriyoruz. Bir de oyundaki sprite'larına dokunabiliyorsunuz. Burayı birazdan açıklayacağım. Bakın dostlarım. Burada hareket ettirme. Hareket ettirme biliyorsunuz. Bu büyütme dostlarım. Bunda hangi objenin üstüne kalırsanız onu büyütebiliyorsunuz. Ama kıpırdayamıyorsunuz bunlarla bakın. Mesela bu dostlarım bu silme. Bu yüzü tutamıyor. Mesela bu kopyalama. Bu tuttuğunuz objeyi kopyalıyor. Bu siliyor. Bu döndürüyor. Yani anladınız. Şimdi dostlarım evet. Diğer tabloya geçeyim. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir şey var. Şimdi dostlarım burada variables'lar var. Bunlar dostlarım oyuncunuzu nasıl diyeyim işte karakterinizde yani yardımcı bayağı yardımcı şeyler bunlar. Bunu tam bilmiyorum ne dostlarım ama number'la text'i biliyorum. Text zaten biliyorsunuz yazı demek. Burada dostlarım mesela siz diyelim ki bir tane oyun yapacaksınız. Bakın number'a geliyorum. Bakın. Şimdi diyelim ki siz karakterin joystick eklemek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunun adı move ve movement koyun. Ben şimdi böyle yazdım siz ona bakmayın. Sonra dostlar burada U kombinisine girin. Evet. Buradan joystick'i seçin. Gördüğünüz gibi ekranımızda artık joystick var. Ama hiçbir işlevi yok bunun dostlarım gördüğünüz gibi. Ve dostlarım bunun farkı ise dostlarım bakın. Şimdi joystick var. Ama dostlarım sıkıntımız şu şey joystick olmuyor tamam mı? Joystick yok. Şimdi dostlarım bakın. Şöyle yapacağız bir dakika. Dostlarım eğer bu video bu arada sığmazsa gerçekten dostum söylüyorum. Yarın yapacağım dostlarım. Bakın şimdi yani devamı pardon bugün akşam atacağım dostlarım. Şimdi dostlarım bakın. Emoji diyorum lan zemin. Zemburun dostlarım yapmanın tek yolu dostlarım. Burada yani oyun yapmanın. Şimdi ben size gösteririm belki videonun sonunda. Hayır oğlum reklam da bitmiyor ya. Bir dakika dostlarım. Abi o. Heh tamam. Şimdi dostlarım bakın. Oyunumuza bir adet zemin ekleyeceğiz. Evet. Şu an gördüğünüz şey diyeceğim. Zemin de zemine ne oldu lan? Lan? Bir dakika lan bu zemin değil mi? Yo dostum. Galiba zemin değil. Bir dakika. Dostlarım galiba zemin değil. Harbi diyor mu zemin değil? Bu mu lan zemin? Amına koyayım ben zemini koydum. Lan nasıl? Zemin var işte. Allah Allah. Bir dakika lan nasıl yani?
Evet dostlarım, ben bir şey anlamadım. Dostlarım, ben harbi bir şey anlamadım. Zemin. Tamam. Şimdi dostlarım. Abi hiçbir şey yok. Ne? Ne? Abi. Nasıl yani? Lan. Neyse dostlarım, tamam. Büyütmeyelim. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Dostlarım, burada zemin yapmanın tek yolu statik koymanız lazım. Kinematik de var. Kinematik statik gibi ama farklı bir tık. Yani tam anlamıyorum ne işe yaradığını. Statik veriyorsunuz. Bu artık olduğu yerinde durulacak dostlarım. Ve dostlarım, burada box coiler var. Bu arada önemli bir şey dostlarım. O konuyu çekeceğim. Şimdi ben bunu bir tık büyüteceğim. Büyüteceğim bayağı. Tamam mı? Şimdi bunu biz kamera kadar yaptık. Şimdi dostlarım bakın, şunu aşağı indireceğiz. Ve bir dakika lan. Şimdi bir dakika dostlarım bakın. Şu kadarcık aşağı indirirsek. Olur ya dostlarım, tamam. Şimdi dostlarım, burada box koydun, önemli şu. Mesela siz karakter koyarsanız eğer şeyi. Eğer dostlarım siz karakter koyarsanız buraya dostlarım, eğer ki küçücük alanda olursa, o zaman şöyle olacak dostlarım. Bu karakter ilerlediğinde yere düşecek. Yani bakın şuradaki mavi pardon, çöpün olduğu yerde durabilecek. O yüzden bunu büyütmenizi tavsiye ediyorum. Bit miydi lan? Aa tamam. Şimdi dostlarım bakın, şunu bayağı büyüteceğiz. Genişleteceğiz. Bayağı biraz daha genişleteceğiz dostlarım, bakın. Şimdi tam işte bu tutorial olduğu için yani bozuk da olabilir şeyler. Şimdi dostlarım bakın. Oyunumuza karakter ekliyoruz dostlarım bir tane. O dostum Sans. Yani benim favori karakterim. Şimdi dostlarım bakın, şuradan geliyoruz. Şuradan sonra bunun adını Sans koyuyoruz. Tabii siz istediğinizi koyun, ben dediğim gibi. Şimdi dostlarım buradan direkt ben transform vuracağım buna. Transform'u dostlarım 0.1 koyacağız. 0.1, şunu da 0.1. Evet. Şimdi dostlarım bakın. Şimdi dostlarım, karakterin hiçbir şey yok. Bakın joystick'le ne kıpırdıyor ne bir şey. Şimdi biz buna bakın. Riddle Body ekleyeceğiz, tamam mı? Bakın şimdi bu dinamikte olacak tabii. Çünkü kıpırdayan bir karakter bu. Şimdi dostlarım bakın. Şuradan da haygıtını tam yapalım. Bitini çür derim. Evet tamam. Şöyle olsa tamamdır. Bakın şimdi. Karakter direkt biliyor musun nasıl olacak? Bir dakika lan. Zemin nerede ki? Aa, zeminin içinde lan bu. Tamam bakın. Şimdi ben bunu koydum. Gördüğünüz gibi bu burada kaldı. Ama kıpırdamıyor. Şimdi ise bakın, şurada işaret var ya. Bunu ise tıklamanız gerekli. Bunun sayesinde kod yapacaksınız karakterinize. En zor kısım da işte kod. Şimdi bakın. Hatırlıyorsanız eğer, bakın biz buraya bir tane movement isimli bir şey eklemiştik. Bu dostlarım Sans'a koyacağımız şey. Bakın şimdi. Buradan set velocity, yani bunun hızını mı artık neyidirse ona ayarlayacaksınız dostlarım. Ve set variable koyacağız. Şimdi dostlarım bakın, şu üçünü birbirine bağlıyoruz. Ve dostlarım buradan bunun eventini, direction change. Bunları bu arada dostlar ben koymadım, yani direkt kendisi veriyor. Sonra dostlarım bunu Explorer Solver diyeceksiniz. U Commons var dostlarım, buna tıklayacaksınız. Joy Do Change ve yıldız koyacaksınız bakın. Mesela boom, boom, bam. Sonra 250. Mesela ben böyle yaptım. Sonracığıma bunu global'e verip, variable ise movement yapıp, yine aynı şekilde burada gibi yapacaksınız. Yani aynı rakam yapacaksınız. Bakın. Exchange, yıldız, joystick value x, yıldız 250. Aynı sayıda olacak. Şimdi dostlarım test edelim sizleri. Bakın gördüğünüz gibi kıpırıyor. Diyeceksiniz abi, bu enayi karakterim niye dönmüyor? Şimdi dostlarım onu da yapacağız sizlere. Bakın. Bunun için iki tane adım gerekli size. Allah, bir dakika, adımın yerine başka bir şey koydum. Tamam. Şimdi dostlarım bunu koyacağız. İkinci partta dostlarım ateş etme falan göstereceğim. Şimdi bakın şuraya Bolum Expression, yani sorgu koyacağız böyle dostlarım. Şimdi dostlarım bunları bu ikisini birleştiriyoruz. Bakın. Üst seçeneği şöyle yapacaksınız. Bir dakika. Aa, şarjım düşmeye başladı. Neyse. Tamam bakın dostlarım. Şöyle değil. Bakın şöyle koyacaksın. Yani ki biz kıpırdadığımızda ne konumda olursak olalım, nereye bakarsak bakalım, biz şöyle bir şekilde duracağız. Bakın şimdi. Böyle bakacağız. Yani bizim o eklediğimiz scriptet gibi. Bir de dostlarım opacity bana 1.0 yapın ki gözüksün. Yoksa görünmez yapar direkt karakteri. Sonra dostlarım movement'a tıklayın. Buradan dostlarım movement. Burada dostlarım daha tam tersini yapıyorsunuz. İstediği konu olursa olsun tersten bakacak. Yani
Mesela sola döndüğümüzde mesela şöyle olacak. Bakın dostlarım. Mesela sola döndüğümüzde mesela sans bilmem ne dosyasını şeyiyle değiştirecekti dostlarım. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi dostlarım çalışıyor. Sıkıntısı hem de. Neyse dostlarım. Benim şarjım azalıyor dostlarım. Ve dostlarım siz son olarak dostlarım. Bu karakterlerin nasıl yapacağınız hakkında tam uygulama göstereceğim dostlarım. O uygulamanın adı ise dostlarım. Şu. Dremmi Art Pixel isim dostlarım bir uygulama dostlarım kendisi. Ve dostlarım ben bu reklam kısımlarını videodan keseceğim dostlarım. Şimdi bir açılırsa çok iyi olacak da. Pardon kapanırsa çok iyi olacak. Kapansana ya. Heh, tamam. Burada dostlarım Dremmi Art Pixel isimli karakter. Anlasını oğlum. Ne oluyor lan? Abi ben gerçekten telefonumu temizlemem gerek. Neyse tamam. Evet bakın gördünüz mü? Bir dakika. Bakın dostlarım gördünüz mü burada? Draw me art pixel var dostlarım. Gördünüz mü? Evet dostlarım bakın. Şimdi girdim dostlarım. Evet. Gördüğünüz gibi ben burada sansız çimini yaptım tabii işte. Neyse dostlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, kanal abonemi unutmayız dostlarım. Görüşürüz. Bye bye.